Herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Videolarımı biliyorsunuz ki birazcık uzun çekmişim. Bu tadilat dönemindeyken neler çektim, neler yaptım, nerede kaldığımı hatırlamadığım videolarım oldu maalesef ki. Çünkü gerçekten aşırı yorgundum. Çok üst üste her şey geldiği için ben de nerede kaldığımı, nasıl devam ettim falan hiç hatırlamıyordum. Videolarım da uzun olmasın diye bazı yerlerden bazılarını kestim. Bu sebeple de bazı videolarda başlangıç, bazılarında da bitiş yoktu maalesef ki. Şu an bir video editine başladım fakat başlangıcım yok. O yüzden sizlere bir başlangıç yapayım dedim. Umarım severek ve keyifle izlediğiniz bir vlog olur. Bu vlogta da en son artık tadilatımızın son demlerini izlemiş olacaksınız. O zaman hadi videoya geçelim. Ev tadilatımız devam ediyordu. Bugün ertesi gün arkadaşlar, bu arada selamlar. Şimdi Hakan bu çıtaları yapıştıracak şeye. Bu kapı eşiklerini. Buraya, salona ve küçük odaya gerekiyordu. Silikon aldık demin, Koçtaş'tan aldık geldik. Şöyle gri yapacağız çünkü hem fayanslarla da uyumlu hem de zaten parkeyle de uyumlu oluyor bunlar. Bakalım, inşallah güzel olacak. Hakan usta çalışıyordu. Süpürge getireyim mi aşkım? Vallahi iyi olur. Bir de ben burada simi denedim arkadaşlar ama sanırım istediğim gibi olmadı ya. Yani çok da beğenmedim açıkçası. Daha yapıştırmadım bunları da. Böyle duruyor yani. Ne kirli bir görüntü gibi oldu. Çok hoşuma gitmedi. Gelsin. Silikon sürdüm oraya. Simleri temizledim arkadaşlar buradan. Birkaç tane var böyle aralıklı aralıklı ama çok da sorun değil. Şurayı da kazıdım. Tekrardan şimdi boyamı çalkaladım. Oraya boya süreceğim. Koyuydu ya. Dedim ki onda aynı renkte olsun. Sonra da arkadaşlar sıvı cam yapacağım. Ama sıvı camdan önce tabii. Mesela şuralarda görüyorsunuz siyah. Oralarda aslında daha yeni boyadım ama sıvı cam falan çekmediğim için orada öyle görüntü kalmış. Burada da şu yakalım. Bakın arkadaşlar, şurada bir, şurada bir sarılık var. Muhtemelen işte o bulaşıklardan falan kaynaklı. Yani buradan çok belli olmuyor ama buradan belli oluyor yani. Yani çok da yapabilecek bir şey yok ona aslında. Şurada böyle minik minik yine soyuklar var. Onları hemen onaracağım. Lavabonun içinde zaten buraları kurumuş, silmiştim bir güzel. Şuralarda bak, şuralarda falan var bakın. Buraları da bir onaracağım. Bu bulaşıkların durduğu alan. Burada mesela küçük bir tane var. Şurada var. Böyle yani ufak tefek bir yerlerde vardı zaten. Onları onaracağım, bu toz. Sonrasında sıvı camı atacağım. Düz kalsın arkadaşlar. Şimdi beğenmedim. Eski halinde, yani bu normal bildiğimiz halinde kalsın. Orijinal olmadığı için yani çok da güzel olmuyor açıkçası. Ben beğenemedim. Olsun, yapacak bir şey yok. Bu şekilde de zaten ben çok seviyorum. Böyle kalmaya devam etsin artık. Ben umarımlarımı yaptım Hako. Sıvı cam atmadım tabii. Buraya gel ya. Burası oldu. Çok da güzel oldu fayansla gri. Şimdi burası ne yapılacak? Bir de burası yapacak. Bitti.
Şöyle sıvı camını attım arkadaşlar buranın. Burası yine koyu oldu yani yapacak bir şey yok. Kalsın artık uğraşamayacağım gerçekten. Böyle model gibi durur. Bu arada bir saat falan oldu. Buraları neredeyse kurumuş. Hani yapış yapış değil. Aynı şekilde buraları da plastik gibi olmuş. Böyle yeni gibi oldu valla. Belki diyorum ki bir kat daha atarım. Daha bir saatte bu kadar hızlı kuruduysa arkadaşlar. Bir saat daha bekleyeceğim. İki saatte bir kat daha atarım. Hem buraya hem banyoya. Zaten bir yarım saat 45 dakikada kokusu da çıkıyor. Çok güzel olur diye düşündüm. Bakalım. Bu şekilde yani arkadaşlar. Sıvı camı da atmış oldum. Yani kalıcılığı bir tık daha artmış oldu. İnşallah daha da uzun ömürlü olur diyelim. Evet arkadaşlarım. Boyamam ve sıvı camım bitti. Bakın görüyorsunuz şu anda pasparlak oldu. İlk boyadığım zamanki gibi ve kurudu. Aslında üstü şu anda kullanılabilir durumda. Fakat ben dedim ki bir gün olsun en azından. Ne olur ne olmaz. Akşama doğru üstünü dizeceğim. Ama sizlere de göstereyim. Böyle baktığımda arkadaşlar yani yine ilk günkü gibi işte hiçbir şey yok ama sonradan kalktığım ve deforme olarak hani kapattığım yerlerde böyle koyu koyu oldu nedense. Yani benim düşüncem şu, boyanın artık 2 sene dolduğu için yapısı geçmeye başladı ve böyle koyu kalıyor artık normal rengine göre. O yüzden ona birazcık dikkat etmem gerekiyor yani daha fazla dikkat gerektiriyor. Ya da en son işte üstten tekrardan bunu bir kullanayım şöyle bir sene falan. Tekrardan bir üstten boyarım diye düşündüm yani gri rengine. Ya da işte birkaç yerde daha olursa en azından böyle benek benek durur diye düşündüm. Zaten şu anda birkaç yerinde var ama. Yani benim gözüme zaten çok batmıyor. Dediğim gibi boya yani. Hani ben boya olduğunu biliyorum. Benim için sorun sıkıntı değil. Ama tabii olmasaydı daha iyi olurdu. Koku da neredeyse kalmadı gibi bir şey. Banyoda cam olduğu için orada yani çok çok az var. Ama burası havalandırması falan çok olmadığı için burada birazcık daha koku var arkadaşlar. Ama buranın boyası da çok güzel oldu. Çok beğendim gerçekten. Bu sıvı camın yapısını ben normal şey yapısından daha çok seviyorum. Yani merniğin yapısından. Bence çok güzel duruyor. Benim için sorunu olan yerler de kapandı. Bakın arkadaşlar orada biliyorsunuz bir delik vardı kocaman. İşte şurada vardı. Onu kazımıştım ben. Bayağı fayans boyutunda olmuştu. Ama şu an hiçbiri yok. Yani daha yeni sıfır boyanmış gibi. Tamamen hepsi de kapandı. Çok çok güzel oldu. Sıvı cam da attığım için tekrar aynı şeye gelebileceğini sanmıyorum. Yani o kadar soyuk olabileceğini sanmıyorum. En azından böyle bir zarar falan görürse anca olur. Yoksa onun dışında olmaz muhtemelen diye düşünüyorum. Şuraları falan sıvı camladım. Buraya sıvı camladım. Ve zaten duşakabinin içine. Üst taraflarını yapmadım arkadaşlar. Oralarını dediğim gibi daha sonra boyarım. Vernik de atsam olur. Çünkü oralarda sorun yoktu zaten. Alt kısımlarda sorun vardı. Bu kısmı da boyamadım. Şimdi şuralarını bir toparlayacağım. Artık evin normal günlük rutin haline dönmesi gerekiyor. Çok uzun zaman oldu çünkü. Yine tadilattır, boyadır, odur budur. Bir türlü doğru dürüst oturmadı ev. Akşam olsun da hem burayı toparlayacağım, tezgahın üzerine yerleştireceğim. Hem de banyoyu toparlayacağım. Zaten şimdi çöplerini falan çıkartayım. Bu arada şeyler de oldu arkadaşlar. Şurada çantam var. Demin markete gittim de. Bu süpürgelik mi? İşte kapı çıtaları da tamamlandı. Ona bant yapıştırmış Hakan ama bunları yapıştırmamıştı. Bakın. Bunlar da çok güzel oldu bu arada. Ben rengini hani tahmin edemedim. Edememiştim nasıl olacağını. Ama fayansla inanılmaz bir uyum sağladı. Şöyle göstereyim. Ben bayıldım yani öyle söyleyebilirim. Çok çok modern durdu. Yani bu şekilde neredeyse ev tadilatımızda her şeyle bitmiş oldu diyebiliriz. Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben şimdi marketten geldim. Yoğurt, süt ve tavuk köftesi aldım. Yani çok bir şey almadım. Tavuk köftesini aslında çok beğenmemiştim. Yani daha önceki videolarımda söylemiştim. Ama arkadaşlar çok ağır bir şey de yemek istemiyorum. Yani şimdi köfte yemek istemiyorum. Çünkü birkaç gündür zaten sürekli çok dikkat etmediğim için en azından tavuk köftesi normal kırmızı ete göre daha hafif olduğu için bari tavuk köftesi alayım dedim. Şöyle bir menü yapmayı düşünüyorum. Yoğurt, domates, salatalık, soğanla bir salata ve 100 gram kadar bile olmayan, yani ben bir fincan kadar yapıyorum şöyle. Geçen günlerde tarttım, bu fincan 100 gram etmiyor arkadaşlar. Şehriye pilavı yapıyorum, onu da yiyorum. Şimdi 100 gram kadar yapmayacağım çünkü köfte de olduğu için böyle 2 tane köfteyi de yuvarlak yapacağım. Yuvarlayacağım, airfryer'da pişireceğim. Daha önce size göstermiştim. Tavuk köftesi, şehriye pilavı, yoğurt ve salatadan oluşan bir menü yapacağım. Salatayı da bol yapacağım arkadaşlar ki yiyebileyim. Yani daha çok salata yiyeyim. Diğerlerini
yine çok yer kalmasın diye. Saatlerimiz şu anda 7'ye çeyrek var. Şimdi başlarsam bir 15-20 dakikada zaten hazırlarım yemeğimi diye düşündüm. Arkadaşlar neredeyse hatta tamamen yerleştim diyebiliriz. Küçük odayı da tamamen boşalttım diyebilirim. Merdiven falan kaldı. Onu da Hakan buraya, bu dolabı duvara monte edecekler. Oraya bir matkaplı falan bir şeyler yapması gerekiyormuş. Sadece o kaldı. Onu yaptıktan sonra merdiveni de çıkartacağım odadan. Orada da tamamen her şey kalkmış olacak yerinden. Zaten bu bakliyat dolaplarımı falan göstermiştim. Banyodaki yeni düzeni göstereyim size. Eskisinden çok farklı mı derseniz değil. Ama yine de şu anda böyle fayanslar falan da değiştiği için bana her girişimde banyo, mutfak, koridor böyle yeni bir evmiş vibe'ı veriyor. Ve bu çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tuvalet kağıdı da bitmiş, onu yenileyim. Şöyle zaten temizliğini yapmıştım. Daha dün akşam klozetin, işte lavabonun falan temizliğini yapmıştım. Bu rafı da arkadaşlar bu tarafa koydum. Çünkü orası şu an kör nokta olarak kalıyor. Yani çeşmenin yanı olduğu için, aç kapama çeşmesinin yanı olduğu için bu tarafta kalıyor. O yüzden rafı da böyle buraya koydum. Bence burada daha güzel oldu. Çünkü burada kolumuzun altında falandı. Rafın kenarlarına da sünger koydum arkadaşlar. Oraya onları bantladım. Zaten şöyle duruyor. Yani yatılı misafir gelmedikçe şöyle duruyor misafir geldiğinde banyo. İç tarafı pek belli olmuyor. O süngerleri koymamın sebebi de arkadaşlar köşeyi çok sürtürülüyor ve işte boyalar falan kalkmasın, aşınmasın diye aslında yaptım. Tam sıvı camın üzerinden şu saatlerde 2 gün geçti. Yani 48 saat geçti. Zaten 2-3 saat önce Hakan bir duş aldı işe gitmeden. Ben de biraz önce bir duş aldım. Yani artık tamamen kullanmaya başladık diyebiliriz. Duş kabininden tamamen düzenimiz oturdu diyebiliriz arkadaşlar. Artık rutinlerimizi inşallah geri dönebiliriz. Çamaşırlarım vardı bir sürü. Biraz önce yatak odasını toparladım, temizledim. 3 makine falan çamaşırım vardı kurumuş. Onları katladım. Şurada birkaç tane bezlerim var. Onlar duruyor. Yine açık kalmış. Kapatalım. Her yer toplu yani. Salon da toplu arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen yerleştik sayılır. Günlerdir hiçbir şey yapmıyorum. Yani sürekli yerleşme konusunda bir şeyler yaptığım için arkadaşlar başka hiçbir işi neredeyse yapmıyorum diyebilirim. Gerçekten yorucu günlerdi ama çok şükür bu da bitti. Bu da geçti. Artık rutinlerimize döneceğiz. Şimdi Hakan bu hafta gececi. Geçen hafta izinliydi, evdeydi. Ama evde olması çok iyi oldu. Çünkü her şeyi hem yerli yerine koyduk hem de bütün işler yani Hakan varken oldu. Daha iyi oldu. Daha hızlı ilerledi. Yoksa Hakan'ın keyfini beklersek biliyorsunuz aylar sürer yani bir şeyin bir yere yerleşmesi. Böyle çok çok daha iyi oldu arkadaşlar. Ben şimdi yemeğime geçeyim. Menümü size zaten söyledim. Yani ben böyle kendimken kendi sevdiğim şeyleri genellikle yapıyorum biliyorsunuz. Bu haftada aynı o şekilde olacak. Yine kendi sevdiğim çorbamı yaparım belki yarın da. Çorba salatayla sonraki birkaç gün devam ederim diye düşündüm. Kilo konusunda da arkadaşlar yaklaşık şu anda hala 6 kilo 400 gram. Arada bir 600 gramı çıkıyor. Şu anda da mesela bugün tartıldım. 6 kilo 100 gram. Böyle 200 gram 300 gram alıp veriyorum. Ama tekrardan inşallah geri dönüyorum. Diyetime kaldığım yerden devam edeceğim. Artık işte istediğim kiloya gelene kadar da durmak yok. Ve bu sıralar zaten herkes zayıflamış. Söylemlerini çok fazla duymaya başladım. Bu çok hoşuma gidiyor. Bana ekstra motivasyon katıyor gerçekten. Yani bu şekilde arkadaşlar diyetim de güzel gidiyor. Umarım siz de yani şu ana kadar ki olan içeriklerimde umarım hoşunuza gidiyordur. Çünkü birkaç kere biliyorsunuz şikayet gibi yorumlar almıştım. İçerikler hep aynı falan diye. Mesela fayans yenileme içeriği farklı bir içerikti arkadaşlar. Şimdiye kadar yapmadığım yani yeniledim, tamamen yeniledim. Ama bundan sonrasında fayansımı artık yer fayansımı yenilenmeyecek mesela. Hani bu gündemim o zaman oydu. Onu paylaştım sizinle ve bitti. Yani her zaman ben ev değiştiremem, ev yenilemem, ev taşıyamam. Bunu o zaman da söyledim. Fayans işi de bitti, geçti hatta. Benim için çok çok güzel oldu. Çünkü bu süreç aşırı yorucu bir süreç arkadaşlar. Hani gerçekten yaşayan bilir. Çok çok zorlandım. Tek başıma zaten hani video çektiğim için kimseyi de istemiyorum yanımda. Hani tek başıma yerleştiririm, tek başıma yaparım. Kendim yerleştiririm, temizlerim. Hem düzenimi bilirim hem de videoya çekerim diye. Bu arada birkaç arkadaşım da var tadilat yaptıran. Şu anda çok yakın oturmuyoruz ama o da mesela böyle görsellerle falan atıyor. Şunu yaptırdım, bunu yaptırdım diye. Bu fayans aralarını aynı yaptırmış. Benimkiyle onunki aynı şu anda. Çok güzel olacağını eminim. Onunkini de merakla bekliyorum. Hatta bana şey dedim, ev turu çek de paylaşırız dedim. Eski halini yeni halini falan çek dedim. Çekeceğim dedi ama bakalım. O da izliyor biliyorum. Ben kendi biliyorsun bekliyorum öncesi sonrası videolarını. Şimdi arkadaşlar ben yemeğime geçeyim. Daha fazla uzatmayayım.
sonra görüşürüz. Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Yeni bir güne başladık. Hakan şu anda uyuyor. Ben de kahvaltımı yaptım. Saatlerimiz bayağı bir geçti bu arada. 1'e 10 var şu anda. Kahvaltımı yaptım. Sonra elimde taze fasulyeler vardı. Onları şu anda yemeyeceğiz. Ben de bozulmasın diye bu şekilde size de göstereyim. Elimde sadece böyle domateslerden rende yapmıştım geçenlerde. Onları fasulyenin içerisine koydum. Aynı şekilde alttakine de böyle yani bozuktan çıkardım. Bölüp koydum. Çünkü şu an elimde başka hani domates ya da rendeleyeceğim bir şey yoktu. Öbürleri sos olandan da koymayayım dedim. Böyle buzlu bir şekilde koydum. Yemek yaparken bunları bu şekilde. 2 tane oldu. Dediğim gibi elimde vardı zaten. Hani ekstra olarak kışlık hazırlığı adını almadım. Ama olsun ya, sıkıntı diye böyle kalsın. Hemen hazır yemek olmuş oluyor. Bizim için de iyi oluyor. Şu anda buzluk çalıştığı için arkadaşlar buza bir sürü şey atabileceğim inşallah. Böyle mantı falan da almayı düşünüyorum. Hakan çok aç olduğu zaman yani aralarda yaparım diye. Bunu da bu şekilde hazırladım. Kışın artık tüketiriz diye düşündüm. Şimdi buzluğa götürüyorum. Size de söyleyeyim istedim. Şimdi ben bunları bir yerleştirip geleyim. Kararmaya başlayan muzlarımı da koydum. Aslında çok da bir şey olmamış ama yine de olsun, ben daha fazla kötü olmadan bunları da koydum. Buzluğa atıyorum. Bir de arkadaşlar size dün göstermedim. Bana bir şey şöyle astım yukarı kafesinden. Elimde çamaşır ipim vardı. Onunla dedim ki bir deneyeyim. Çünkü ya masada durması gerekiyor ya da bu masada durması gerekiyor. Ve Leo da sürekli ona sataşıyor. İşte tırnak falan atıyor birkaç kere, hatta biliyorsunuz vukuat yaşandı. Kafasını çizmişti Mavişin şurasını. O yüzden onu yukarıda bir yerde tutmak istiyorum. Ama böyle askılı şeyler de çok uzun olmuyor. Ben de dedim ki ne yapabilirim? Dün bir düşündüm. Elimde de ipim vardı. En iyisi dedim ben onu böyle yukarı asayım. Leo'nun da ulaşamayacağı bir yer zaten. Bu şekilde oldu. Vallahi çok güzel oldu. Ne Leo ulaşabilir. Hem de mutfakta durmuş oluyor. Yani Maviş için de buradan çok çok güzel kuş sesleri geliyor. Hem onlarla böyle konuşuyor sürekli. O da ötüyor. Maviş de ötüyor. Güzel oluyor yani. Saatimin de pili bitmiş. Onu değiştireyim. Yani bu şekilde Maviş'i de buraya koydum. Şimdi çay içeceğim. Başka işim yok. Bu şeyi yıkayayım. Burayı bir sileyim. İçeri oturacağım. Çay içeceğim biraz arkadaşlar. Sabah 11'den beri sürekli bir şeylerle uğraşıyorum. Bir tık yoruldum. Dinleneyim bir yarım saat 45 dakika. Çayımı içtim. Şimdi soğuk kahve yapacağım arkadaşlar. Size ne göstereceğim. Kilerin üzerinde boşalttık ya. O boşalttığımız kutulardan birinde şöyle lavın büyük meşrubat bardaklarından almışım ben. Ve bunu gerçekten hiç hatırlamıyorum. Yani ne zaman aldım. Böyle bir şey var mıydı? Lavın böyle birkaç serisini almıştım. Bunun küçük boyunda küçük olan meşrubat bardağı var zaten. Yani şu anda kullanıyorum ama bunu hiç hatırlamıyordum. Hatırlasaydım zaten diğer şeyleri almazdım. Bu İngiliz Havlan almıştım ya. Pardon, Madame Coco'dan almıştım ya. Bunları almazdım. Kutulara bir bakayım dedim. Bir baktım, içerisinden bir tanesinde böyle büyük meşrubat bardağı var. Altılı olarak şöyle yan yana koydum onları. Kahve falan, soğuk kahvelerde çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi ona yapacağım hatta. Merak ettim nasıl olacak. Hemen onları yıkamaya attım. Yıkadım. Şimdi de kahvemi bununla yapacağım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. O zamanlar yani ben çeyiz yaptığım dönemlerde arkadaşlar bunlar çok uygun fiyatlıydı. Böyle altılısı 20-25 lira gibi bir fiyattı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bayağı uyguna geliyordu. Hatta kuplar var ya, tatlı kuplar. Üçlüsünü 10 liraya aldığımı hatırlıyorum. Onlar da bir kutunun içerisinde onlar da var. Onları da konsolumun içine koydum. Çünkü ben böyle değişik kullanmayı seviyorum. O yüzden. Zaten bunun üzerine tekrardan bir şey koymadık arkadaşlar. Çünkü her şeyi hem çıkarttım, dolaplarıma yerleştirdim. Mesela onlardan biri bu bardaklardı. Kutusunu da attım. Aynı şekilde kuplarımı da. Hani birkaç şey vardı zaten onun üstünde. Tekrardan geri koymadım. Çünkü onları da kullanmak istiyorum. Bunun üzerinde de var bir şeyler. Bir model daha tatlı kupum var. Öyle hatırlıyorum. Ama yani onlara şu an ihtiyaç yok. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yerde. Ufak tefek. Yani birkaç şey var. Çok değil ama yine de onları da en azından aklımda bulunması iyi oluyor. Bittiğinde yani elimde mesela kırıldı. Bir tanesini daha çıkardığım gün şurasını çatlattım arkadaşlar. Kırdım. Maalesef ben biraz sakarım. Yani ben çok fazla eskitiyorum. Yani daha doğrusu kırıyorum, döküyorum. Bardaklarım da çok kırılıyor. O yüzden hani çok sorun olmuyor zaten bende bardak. Yani çok fazla dayanmıyorlar. O yüzden iyi oluyor bu şekilde. Başka da bardağım yoktur diye düşünüyorum. Yani öyle umuyorum. Evin kalabalık falan diyenler şu an koşup hemen. Ben sana demiştim evin kalabalık falan yazarlar eminim. Neyse, ben kahvemi yapacağım arkadaşlar. Bunları da size göstermek istedim. Çok tatlı duruyor. Şimdi kahveyi yapayım. Kahveli bir şekilde böyle iki renkli falan oluyor. Öyle de çok güzel duruyor. Şu tipe bakın. Le mavişe erişmeye çalışıyor. Bak bak. Bak bak. Ne yapıyorsun Leo? Ne yapıyorsun oğlum? Şşş.
Net bakın. Çok güzel oldu. Bunun şeyi kum saati modeli diye hatırlıyorum ben ama bakmak isterseniz linkini bulabilsem aşağı koyarım. Evet, tekrardan mutfaktayım arkadaşlar. Elimde şöyle mısırlar vardı, onları haşlayacağım. Süt mısır tarifi buldum, ona göre haşlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben mısırların böyle koçanlarını almadım arkadaşlar. Altına seriliyor ya. Onları maalesef aklıma hiç gelmedi. Almadım. Pazardan almıştık bunları da. Bir tanesi sığmadı. O yüzden ben de onu şöyle kestim. İkiye ayırdım. Yarısı burada, yarısı burada. Şimdi üzerini geçene kadar sıcak suyla dolduracağım. Benim max seviyem de şu. Düdüklü tencerenin max seviyesi de bu. O nasıl olacak bilmiyorum ama diyorum ki bunları da mı kessem? Gerçi büyük bayağı, yani kessem de çok bir işe yarayacak mı bilmiyorum. Neyse bakalım ya. Bakalım su kaynasın, geliyorum. Gördüğünüz arkadaşlar, içerisine üstünü geçecek kadar su koyulması gerekiyor. Onlar zaten üstünü geçmiş durumda şu an. Hani yukarı çıkıyorlar. Ve max seviyeye kadar koydum ben de. Bir su bardağı süt koydum. Bir tatlı kaşığı da şeker koydum. Tarifte aynı bu şekildeydi. Şimdi kapatacağım ve ilk başta kaynayana kadar yüksek ateşte, sonradan da kısık ateşte, işte ara ara orta ateşte pişireceğim. Bir yarım saat pişirin diyordu. Ve de düdüklü tencerenin işte hava kaçırıyorsa 45 dakika diyordu. Benimkinde hava kaçırma gibi bir durum olduğunu bilmiyorum, düşünmüyorum açıkçası. Ama ben yine de ortalama bir 35 dakika falan tutarım. İnşallah güzel olur. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bayağı bir geçti. Yaklaşık 1 saattir de kapattım. Şimdi açayım istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Tadı güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle kesmiştim ya ikiye. Onu dedim alayım, şuradan ısırdım. Beğendim ben. Gerçekten güzel. Ara öğün yapmadım bugün. O yüzden şu anda bu mısırı yiyeceğim. Hem de birazcık soğusun dedim. Bayıldım. Hakan da umuyorum ki çok beğenecek. Hello arkadaşlarım. Biz dışarıdan geldik. Neler yaptık size onu söylemek istiyorum aslında. Şu anda akşam yemeği hazırlığındayım. Veterinere gittik geldik. Leon'un patilerinde, arka patilerinde daha önce de bir kere daha olmuştu. Böyle iltihap gibi bir şey kapmıştı. Şimdi yine arka patisinde birkaç gündür böyle yaladığını gördüm. O yüzden bir bakayım dedim. 2 gündür falan dezenfekte ediyorum ben zaten. Veteriner de aynı şeyi söyledi. İşte dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bir de bir tane alerji ilacı gibi bir şey verdi. Zaten biliyorsunuz sürekli her gittiğimizde alerji olabilir diyorlar. İşte ağzında yara oluyor, patilerinde yara oluyor falan diye. Ama kan testi falan yaptırdığımızda da hep bağışıklığı yüksekti. Her şeyi, değerleri temiz çıkıyor. Ben de şu anda da işte ayağında, patisinde, arka patilerinde minik minik böyle yaralar var. Çok kötü değil. Bir tanesindeki sadece acıyor sanırım silerken, çünkü ayağını çekiyor. Diğeri geçmek üzere gibi. Yine de ne olur ne olmaz ben işte bir veterinere de gözüksün istedim. İlaçlarını aldım. Batikon falan bitmişti. Batikon aldım. Gelirken Bin'e uğradım. Onları size de göstereyim dedim. Şöyle light süt aldım. Dostum. A101 yakın bir arkadaşlar. Sürekli oraya gidiyorum. Bin'in sütlerini falan unutmuşum. Şöyle çiğ bademim bitmişti. Çiğ badem aldım. Daha ta 2 ay oldu galiba arkadaşlar. Daha 2 ay önce falan almıştım. Bir de şu anda alıyorum. Bir de nanem az kaldı. Biliyorsunuz benim yoğurt çorbamda nane bol kullanıyorum. Nane aldım. Böyle aldıklarımı göstereyim dedim. Menü olarak da bugün aslında... Şunu gürültüsünü yapmayayım. Bugün aslında arkadaşlar kabak kızartması yapacaktım. Daha doğrusu air fry'de, yani kızartma dediğime bakmayın. Yağsız kızartma gibi bir şey yapacaktım kabaktan. Elimde kabaklar var fakat... Saatlerimiz şu anda 8'e 25 var. Yani saat 7'yi falan çok geçti. Ben geldiğimde de saat 7.20 falandı. Yani çok geç olmuştu. Onu bir saat falan beklemem gerekiyor sürekli çevirip çevirip. Hepsinin kızarması için işte. O yüzden dedim ki ben en iyisi dün tavuk köftesi almıştım. Zaten 3'ünü yapmıştım sadece. Elimde daha bayağı var. 3 porsiyonluk falan
Toplam 3 porsiyonluk vardı. Bir porsiyonu bugün dedim yapayım ben en iyisi. Çünkü kabakla maalesef ki uğraşamayacağım. O zaman geç olacak. Onlar da pişti. Yine böyle salatayla yoğurdumu hazırladım. O kadar yani. Başka da bir şey yemeyeceğim bakalım. Şimdi hemen yiyeyim de daha da geç olmadan. Size aldıklarımı neler yaptığımı bir güncelleyeyim dedim. Ben şimdi yemeğe geçiyorum. Bugünlük başka bir şey yapmam diye düşünüyorum. Yarın artık sizinle muhtemelen görüşürüz. Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Yine Teletubbies gibi oldum. Bir şey söyleyeceğim sana da. Sana burada söyledim otururken. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben kahvaltımı yaptım. Saatlerim şu anda 12.30. Hakan'ın kahvaltısını hazırlıyorum. O biraz geç kalktı. İşte gece de olduğu için birazcık geç kalktı. En sevdiği şey patates. Patates kızartıyorum. Yani genelde haftanın 2-3 günü gece de olduğu zaman patates kızartıyorum. Saçlarım beni toplu olunca rahatsız ediyor arkadaşlar. Birkaç kişi de şey yazmış. Toplu saçlar çok yakışıyor. Çok teşekkür ederim buradan. Ama güzel yaptığın zaman güzel oluyor ama böyle baştan sarma işte sabah kalktığımda böyle hemen topluyorum çünkü salık saç biraz rahatsız ediyor. Hele sıcaklarda hani şu an biraz daha serin hava güzel. Camları falan kapattım hatta. Bayağı güzel. Serinliği güzel yani. Sıcaktan gerçekten bunalmıştım. Normalde sıcağı severim arkadaşlar ama bu sene gerçekten kışı özledim. Daha çok seviyorum sanırım artık soğuğu. Şimdi kahvaltımı hazırlayayım dedim. Hazırlıyorum. Onu böyle hani ufak kesitlerle sizlere de göstereyim dedim. Sonrasında bugün yapacağım işleri birlikte yaparız. Şöyle bir hazırladım arkadaşlar. Patatesim pişti. Yumurtayı istemedi. Böyle yanına peynir, işte zeytinlerini koydum. Kendime de ben de canım çay istedi. O yüzden çayı demledim. Şimdi kaynamış hatta. Birazdan demlenir. Bu şekilde ben de çay içerim. Hakan da kahvaltısını eder. Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Ben şimdi BİM'e gidiyorum. Kaşar falan indirimdeydi. Var mı bir bakacağım. Varsa bir şeyler size de gösteririm. Bugün günlerden çarşamba. %71 liradan 148'e düşmüş. İyi bana. İki tane alayım. Ben geçen gün 700 gramını almıştım. 140 liraya mı 150 liraya mı? Kahvaltılık sos baktım ama bulamadım arkadaşlar. Göremedim yani. Bitmiş herhalde. Normalde şurada bir yerde oluyor ama yok. Kalmadı herhalde. Bir de oba makarna vardı. O da yok. 19'unda geldim ben. Bundan 3-4 gün önce ama bugün değil dedim. Baktım bugünmüş. Şöyle bir bakayım. Şöyle bakalım neler varmış uzaktan. Yani alacağım bir şey yok zaten. Şunu merak ettim. Ay tatlıymış. Minik ama çok büyük kupa gibi değil. Bakalım burada. Bunlar da güzelmiş. Şöyle size de göstereyim. Gel aşkım kasaya gel. Nerede oldu? Ocakları altındaki karton. Burada kırtasiye ürünleri varmış. Asaf koş kasayı bırak hemen. Asaf abi bekliyor. Al Asaf. Böyle şeyler var. Başka da bir şey yok. Gidiyoruz. Beni bekliyor. Geldim. Şöyle ekmek aldım. Yani gösterdiğimden farklı bir şey almadım aslında. Şöyle bir kaşar aldım. Hatta iki tane. Böyle. Bu kadar. Hello. Ben sizden sonra yine dışarı çıktım arkadaşlarım. Burada ara sokakların birinde böyle
mağazalar var. Bir tane çocuk mağazası var, bir tane büyük mağazası. Yani mağazalar var işte, kısacası butikler var, öyle söyleyeyim. Geçerken pijamalar 90 liraya olduğunu gördüm. Böyle evde giyme bu arada. İnce kumaş ben çok seviyorum. Mesela şu altındaki bu da ince. Ama bu tabii gecelik takımıydı. Gecelik takımı olduğu da belli oluyor. En azından böyle evdeyken hem video çekerken giyerim diye düşündüm. Kumaşları böyle çok ince arkadaşlar. Ben bu kumaşları çok seviyorum. Çok rahat çünkü. Hem hareket etmesi çok rahat hem de sıcaklatmıyor. Eşofmanlarım var fakat onlar da kalınlar, yani kışın giymeye uygun. Bunlar böyle ince. Dedim ki yazın evde giyerim. Pijama takımlarım var ama bu tarz, yani sadece alt olarak günlük kullanabileceğim çok bir şey yok ev içinde. O yüzden böyle ince iki tane pijama aldım. Biri böyle çizgili desenli. Orada da denedim. Bu arada bedeni de L. En büyük bedeni de L'ydi zaten. Şöyle bir tane de çiçekli çiçekli var. Normalde hani bu tarz şeyleri renkli olsa ben çok sevmem ama siyah beyaz olduğu için çok da fark etmiyor. Yine bu da aynı şekilde böyle ince bir kumaş. Yani gayet evde giymeye, özellikle yaz aylarında. Mesela şu anda bahara girmiş durumdayız. Dün akşam askılıyla duruyorum. Üşüdüm. Uzun kollu giydim. Bayağı üşüdüm. Camlar falan da açıktı. Ondan sonra da sıcakladım. Belli bir süre sonra da sıcakladım. O yüzden böyle hani ne olduğu belli olmuyor. Havanın da hem sıcak hem soğuk ne olduğu belli olmadığı için. Bunlar tam onlara uygun. Yani böyle pijama giyeceksiniz. Üstünüze de ya tişört, işte şu anda mesela olduğum kombinimle. Ne sıcak diyorum ne üşüyorum. Yani gayet iyi. Bu pijamaların da kumaşları o şekilde ince olduğu için almak istedim. Hatta gideyim bir bakayım dedim. Tanesi de 90 liraydı. Yani fiyatları da zaten çok uygun. Biliyorsunuz şu anda her şey 150 lira, 200 lira üzeri olduğu için bunların da fiyatları çok uygun. Çünkü tek kalmışlar. Bir M bedeni vardı, bir de L bedeni vardı. O yüzden ben de böyle iki tane L bedeni aldım. İtfaiye geçiyor arkadaşlar. Bir yerde bir yangın bir şey var galiba. Allah yardımcıları olsun, inşallah kimseye bir şey olmaz. Böyle yani arkadaşlar, birazcık da şöyle makyaj yapayım dedim. Rimel sürdüm. Ve dudağıma da parlatıcı yaptım. Vazelin içerisinde pembe far döktüm. Onu karıştırdım. Pembe oldu ama dudağıma çok yansımadı gibi. Olsun, yapacak bir şey yok. Hem dudağımı besler dedim vazelin. Hem de hani bir tık böyle renkli gösterir. Hani daha kırmızı tonlu aslında olsaydı iyi olurdu. Bir tane videoda görmüştüm. Bakalım. Şimdilik gidiyorum. Biraz önce evi süpürdüm. Salon dışında her yeri süpürdüm. Leo burada yatıyordu. Şimdi koridora gitmiş. O koridordayken burayı da bir süpüreceğim. Yani buradaki işlerimde yani süpürmeyi yapacağım. Ardından siler miyim bilmiyorum. Şu an belki de silmem. Ama bu vitrinlerin falan içleri de çok toz olmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir parmağımı sürdüm de böyle izi çıktı parmağımın. Bu beni üzdü şu an, yani mutsuz etti. Onları da bir temizlemem, vitrini bir temizlemem gerekiyor maalesef ki. Şimdi gidiyorum.
Evet, çok güzel bir şekilde temizlendi arkadaşlar salonum. Masayı rahat hareket ettirebilmek için böyle halıyı biraz yana kaydırdım. Yoksa normalde ortada duruyor. Masamızın üzeri de tertemiz oldu. Şurada ustaların kullandığı şeyler var arkadaşlar. Onları da yıkayacağım ama makinenin işi hiç bitmiyor. Çamaşır makinesinin tadilattan beridir. Neredeyse 4 makine siyah yıkadım. Sadece siyah. Şimdi renklilere geçti sıra. Kurumasını bekliyorum çünkü atacak yer olmadığı için biliyorsunuz dışarıdan başka. Şöyle. Leo'ya bakın. Uyuyor. Böyle yatak odasını da toparladım. Şurada masaj aletim var gece. Çok başım, Ayşe sırtım ağrıyordu. Ona masaj yaptırdım. Böyle. Ve mutfağı da toparladım arkadaşlar. Buraları da sildim bu arada, size göstermedim ama sabah zaten süpürgesini yapmıştım. Hemen burayı da sildim. Sonra banyomuz da bu şekilde tertemiz oldu. Buraları da sildim ve yerdeki paspasları değiştirdim. Çok güzel oldu. Burayı da kullanıyoruz arkadaşlar. Yapalı sanıyorum ki boyayalı. Yaklaşık olarak bir hafta kesin oldu zaten. Hakan tatildeydi. Yani neredeyse bir hafta oldu diyelim. Hala bakın görüyorsunuz, herhangi bir sıkıntı, sorun yok. İnşallah da böyle devam eder diyelim ve gidelim. Şimdi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yemeğim var. Hakan dışarıdan yemek söylemiş. Dün de bugün de söylemişti. Süpürgeyi de yerine götüreceğim. Çünkü edit falan yapacaktım. Dün hiç zamanım yoktu gerçekten. Bugün de yoruldum. Dinleneyim dedim. Yemeğim var yani. Yiyecek yemeğim. Tek başıma da olduğum için zaten yemek yapmayacağım ekstra bir. Onu yerim diye düşündüm. Bu arada kilo olarak bugün size söyledim mi bilmiyorum ama 6 kilo 700 gram kadar bugün tartıda eksik çıktım. Çok mutluyum. Şimdi saatlerimiz şu anda 6:20 geçiyor. 40 dakika sonra akşam yemeği saatim zaten. Yemeğimi yiyeceğim. Bugünlük dediğim gibi başka bir şey yapmam muhtemelen arkadaşlarım. Şimdilik hoşçakalın. Yaparsam yine kamerayı açarım. Evet, videoyu başlattığım yerde bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü yine edit yaptım ve birazcık daha yaparsam 50 dakikayı bulacak. O yüzden de artık burada videoyu bitireyim istedim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.